biliyorsunuz havalar buz gibi oldu. Birçok yerde kar yağışı var. İstanbul'da, Ankara'da da yağıyor. Nerede bulunuyorsak orada artık havalar buz gibi. Ve bu buz gibi havalarda biz sıcacık köşelerimizde otururken, böyle sarınıp sarmalanıp gezerken çoğumuz arabalarımızda, o zavallı sokak hayvanlarını düşünen pek yok. Düşünen belediyeler var ama sayıları çok az. İyi insanlar var. Onlar dağ başına terk edilmiş yavruları bile buluyorlar ve besliyorlar bazen ama görmedikleri var. O yavrular, kedi ve köpek yavruları sokaklardaki dünya güzeli hayvanlar ölüp gidiyorlar, donuyorlar. Onun için biz yardım edebiliriz. Siz, ben, o. Hepimiz yardım edebiliriz onlara. Ben evdeki artık yemekleri, yani bulamazsam bazen küçük bir salam parçası falan da veriyorum ama genellikle evdeki artık yemekleri ve ekmekleri asla atmıyorum. Bir restorana gidiyorsam restoranda artan yemekleri sadece kendiminkini değil, başkalarının artan yemekleri varsa onları da verin bana diyorum. Çıktığım yerlerde sokak köşelerine onları bir gazete üstüne falan bırakıyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hepimiz yapabiliriz. Onları görmezden gelmeyelim. Elimizin yetiştiği yerlere küçük kulübeler koyalım ki bunları köpüklerden bile yapıp yapıştırmak mümkün. Sıkıştıralım ağaç aralarına, girebilsinler içine, korunabilsinler. Benim geçtiğim yerlerde sokak köpekleri görüyorum mesela. Küpeli köpekler ama belediyelerin onları beslediğini hiç emin değilim. Onun için ben hem onlara mama getiriyorum, getirebildiğim kadar geçerken vereyim diye, hem de bazı sokaklara da, yani evimin etrafındakilere veriyorum. Ama bazı sokaklara da girip oraya buraya gayet şey olarak, dağınık olarak mamalar koyuyorum, kuru mama koyuyorum. Üstüne birazcık ya konserve koyuyorum ya ne varsa elimde yemek artıkları onları koyuyorum. Şimdi işte burada mesela her zaman geçtiğim yerde iki tane köpek var. Onlara geldim. Ekmekler, kurumuş ekmekler. Benim ışığıma tehlikeleri var ama zannetmiyorum. Lütfen unutmayın. Sokak hayvanlarını unutmayın. Ancak biz yardım edebiliriz.